seni dönelim mi? Doğru. Sen de dönecek misin Osman? Dolarım. Hadi o zaman. Be. Bacaklarınızı kıracağım bir daha gelirseniz. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Ben teşekkür ederim. Saatlerce burada bekleyecek miyiz? İn dedim sana. İnmem. İnersem kulağımı çekersin. Çekerim elbet. Niyeymiş? Bu meyveler herkesin hakkı bir kere. Hayır efendim. Burası benim. Benim hakkım. Anlaşıldı mı? Kimseye de yedirmem. Bu ağacın tohumu sen mi yaptın hocam? Sen mi diktin? Bana bak. Bu ağaçlar ben doğduğumdan beri buradaydı. Babamdan bana miras kaldı. Babam mı yaptı bu ağacın tohumunu? Hırsız. Sensin hırsız. Baban ne hırsızmış seni? Ona bak şimdi. Ben sana gösteririm. İn aşağıya çabuk. İn, bak, in aşağıya. İniyor musun aşağıya? İn aşağıya. İn aşağıya dedim. İn. İn aşağıya şekerim. İn damadı. Lemi Bey yapmayın. Atmayın, vurmayın çocuğa. Vurmaya çalışıyorum ama bir türlü erişemiyorum. Lemi Bey yapmayın. Allah aşkına çocuktur. Ama bana hırsız demesini biliyor. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ne yapacak? Meyvelerimi çalıyor. İn aşağı. Çabuk in aşağı. İnmem. İnersem kulağımı çekecek. Çekmeyecek. Çekecek. Kendi dedi. Lemi Bey çekmeyeceğim dediğinde insin. Çekeceğim işte. Bak gördün mü? İn oğlum in. Lemi Bey, siz gidin de çocuk insin, hadi. Tam kör inat yani. Ha
Hadi oğlum in aşağı, gitti. Gel. Uzatsana ayağını. Yürü. Yakalandın işte sonunda. Bakalım ne yapacaksın? Lemi seni iyice mimledi. Yine dalıyorum bahçesine. Oğlum niye öyle yapıyorsun? Sen benden iste, ben sen hangi meyve istiyorsan alayım. Biliyorum anne. De. Ben meyve istediğin için dalmıyorum ki Lemi'nin bahçesine. E niye dalıyorsun o zaman? Lemi'nin bahçesine dalma koşuma gidiyor da ondan. Sinirlenince gözleri kızarıyor. Böyle yüzü şişiyor. Hey, taşı Lemi'nin dalma. Böyle koşuyor. Hey, taşı şekerimler. Anne sen çok güzel olmuşsun. Sen çok güzel, televizyondaki kadınlara benzemişsin. Herhalde güzel bir şey söyledin, teşekkür ederim. Sen niye yanına ayak yürüyorsun anne? E senin peşinden bu topuklu ayakkabılarla koşturmak kolay değil. Niye topuklu ayakkabı giyiyorsun? Kadınlar topuklu ayakkabı giyer. Niye? Ne bilsem. İşin de ilk günün nasıl geçti? İyiydi. Birkaç güne daha iyi adapte olurum. Aa, bugün ilginç bir şey oldu. Ne oldu? Cemile Hanım'ı gördüm. O da bizzat holdingin işleriyle ilgilenmeye karar vermiş. Çok iyi. Beraber çalışırsınız. Selma, o kadının benim senin vekaletini aldığım ve işe başladığım ilk gün benzer bir karar alması ne anlama geliyor? Yani hususi bir anlam olduğunu sanmıyorum. O kadın Cemile, Cemile Hanım. Sen zor ve hasta bir durumdayken gitti Hikmet Karcı ile evlendi. Seni düşünmedi. Yanılıyorsun Kenan. Cemile beni öğrendikten sonra Hikmet'le boşanmış olmamıza rağmen evlenmekten vazgeçti. Ne zaman ki ben artık Hikmet'ten ve her şeyden vazgeçtim, İzmir'e gittim. Ondan sonra evlendi Hikmet'le. Bence yanılıyorsun Selma. Bu kadın bir anda servet sahibi oldu. Ve şimdi bir anda tepemizde bitti. Holding'de sadece kendisinin söz sahibi olmasını istiyor. Belli etmiyor ama çok hırslı bir kadın. Her şeye sahip olmak istiyor. Önce kocanı elinden aldı. Şimdi de holdingin tamamına göz dikti. Çok yanılıyorsun Kenan. Cemil öyle biri değil. Tanıdıkça sen de anlayacaksın. Kendine ve Cemile'ye zaman tanı. Peki. Öyle olsun. Benim biraz çalışmam gerekiyor, izin verir misin? Elbette. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.